Merhaba. Selina Alp. Hollanda'da, Den Haag'da. Orada ben moda tasarım ve tekstil okudum ama ikinci sene sonra bıraktım onu ve buraya geldim, taşındım. Hani burada şu an okuyorum. Annem hep kıyafet dikiyordu, moda dünyasında çalışıyordu diyelim. World Fashion Center'de de çalıştı. O yüzden hep annemle gittim. Okuldan sonra yoğundu, annemin işine doğru gittim. Öyle de moda dünyasını biraz gördüm diyelim. Mysterious, swag ve sexy. Ben çok koyu Beşiktaşlıyım. Maçlara bile yalnız gidiyorum. Çünkü Beşiktaş yani en büyük takım. Hedefim gerçekten kendi markamı çıkartmak. Aslında beş değişik kültürün içinde büyüdüm. O yüzden o kültürlerden her şeyi alırım. Ve şu ana kadar yaptığım koleksiyonlar da aslında o kültürler tekrarlanıyor. Çok iyi etkiledi. Çünkü öyle bir şey beklemiyordum. Aslında iyi bir hisle dışarıya çıktım. 4 dakika mı ne sürdü. Ve dedim bence bu iyi bir şey. Yani çok şey sormadılar. Pilavlı nohut yiyordum. Yemek yiyordum. Hatta yemek yemeden önce baktım. Siteye baktım. Bir şey daha açıklanmamıştı. Ondan sonra arkadaşım arıyor. Tebrik ederim, bağırıyor. Finale kaldın. Burs kazanıyorsun ve yurt dışında okuma imkanın oluyor. Ve aslında onun için katıldım. Ve tabii ki Koza'da finale kalırsan yine de ürünlerin görünüyor. Hani ben ilk ya da ilk üçte olmasam bile ürünlerim görünüyor ve belki başka bir kişi ya da tasarımcı benim ürünlerimi beğenir ve öyle de çevrem daha büyük olur. Ben John Galliano'yu çok seviyorum. Ya ben Kanye West'i çok beğeniyorum. Yani adam bambaşka düşünüyor. Bambaşka bir dünyada gibi. O yüzden kendimi çok yakın hissediyorum. Benim pek bir tarzım yok. Kendimi böyle yarı erkek gibi hissettiğim için hani futbolu çok seviyorum, başka şeyleri çok seven, erkekler seven şeyleri seviyorum ama o yüzden erkek koleksiyonları daha çok yakın hissediyorum kendimi. Çünkü erkek kıyafetlerle çalışabilirim ve yine de o tarafımı gösterebilirim diye. Kanye West diyelim yine. Çünkü sonuçta o giyerse tüm dünya görüyor. Ve o giyerse çok şey, havaya girerim yani. Ay çay, ben kahveyi sevmem.